Bağlam merkezli Kur'an meali çalışmamıza e, hoş geldiniz. Bakara suresi 239. ayette kaldık. En son 237 238'i okumuştuk. E, bugün 239'dan devam edeceğiz. Tabii e, ne yapıyoruz? Malumunuz e, usulümüz gereği biraz önceden alıyoruz. 236'dan alalım. Ey mümin erkek, Bismillahirrahmanirrahim. Ey mümin erkekler. Henüz cinsel ilişki kurmadığınız ve mehirlerini de tespit edip vermediğiniz kadınları boşamanızın sakıncası yoktur. Böyle bir durumda dahi onları maddi olarak destekleyip kollayın. Ekonomik imkanı da daha fazla olan da, daha az olan da bütçelerine göre çağının hukukunun şartlarına uygun olarak kadını mağdur etmesin, maddi olarak desteklesin. Bu iyi insanların koruması gereken bir haktır. Eğer cinsel ilişkiye girmeden ama mehirlerini tespit ettikten sonra boşanırsanız o zaman belirlediğiniz mehrin yarısı eşinizindir. Ancak iyi niyet göstergesi olarak kadın mehrin yarısını almaktan da vazgeçebilir ya da boşanmak isteyen erkek tümden mehri geri de verebilir. Ey mümin erkekler! Haklarınızdan vazgeçmeniz sorumluluk bilincine daha uygundur. Aranızda kimin öncelikli olduğunu unutmayın. Muhakkak ki Allah bu süreçte yaptığınız her şeyi görür. Ne demiştik buraya kadar? Kur'an'ın Rabbimizin genel bir tavrı var. O da nedir? Mağdurun, mazlumun yanında konumlanmak. Yani toplumda daha çok kimin hakkı yeniyorsa, kim zarar, görüyorsa, ondan yana bir pozitif ayrım, tırnak içerisinde bugünkü ifadeyle bir pozitif ayrımcılık yapıyor. Burada da gördüğümüz üzere kadın ve erkeğin haklarının eşit olduğundan bahsediyor. Ancak kadınların toplumda arka plana itilmesi, ezilmesi dolayısıyla kadınlara, kadın tarafına bir tık daha, bir derece daha ayrıcalık tanıyor. Ve erkeklere bu konuda eee böyle davranmaları gerektiğini, sorumluluklarının bunun çerçevesinde olması gerektiğini ifade ediyor ve bunun aslında insanların erdemli olması, iyi olmasıyla alakalı olduğunu söyleyerek bir bakıma da medeni kültür öğretiyor aslında. Yani o topluma nasıl medeni olunacağını Rabbimiz Kur'an'da öğretiyor. Bu açıdan Kur'an'ın maksadının, hedefinin burada. Salt böyle bir hukuksal düzenleme olmadığını, bu hukuksal düzenlemenin üzerinden o toplumu eğitmek, o toplumu adil bir toplum haline getirmek olduğunu, cinsiyetçiliği bu şekilde aşmak olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. 238'i geçen oturumumuzda salat kavramının Kur'an'daki çatı kavram olduğunu ifade etmiştik. Ve salat kavramının bu açıdan daha genel olarak çevrilebileceğini belirtmiştik. Yani eğer bağlam merkezde okuduğumuz için 237'nin devamı olarak okursak şöyle çevrilebileceğini söylemiştik. Bu oturumumuzda ise bunun alternatif çevirisi ya da bu ayetin farklı bir çevirisini daha yapabileceğimizi anlatacağım, konuşacağız. Geçen hafta, geçen oturumda konuştuğumuz çeviri şöyleydi. Meal birbirinize karşı görev ve sorumluluklarınızı yerine getirin. Yani hafizu salavat. Özellikle de adalet sorumluluğunuzu yani salatı vustayı gözetin, koruyun. Hafız, yani onu koruyun. Gönülden bir bağlılıkla Allah'ın huzurunda durun. Şimdi bu şekilde çevrilebileceğini belirtmiştik. Çünkü salat kavramını üst kavram olarak, üst çatı anlam olarak ...genel anlamının görev ve sorumluluklar olduğunu belirtmiştik. Hatırlarsanız semantik olarak bununla ilgili bir de teze atıp yapmıştık. Cahit Karalp'ın tezine atıp yapmıştık. Evet bu şekilde anlaşılabilir. Şayet 237'nin devamı olarak anlarsak. Ama şu şekilde de anlaşılabilir. Çünkü 239'la beraber okuduğumuzda o şekilde de anlamaya müsait. Ne demiştik usulen? Farklı çeviriler, farklı mealler mümkündür. Önemli olan Kur'an'ın genel mantığına, bütünselliğine, temel ilkelerine, tevhid gibi, adalet gibi, şirk mevzularında olduğu gibi bunlarla bir çatışma yaşamadığı sürece ana anlam alanıyla çatışmadığı sürece farklı anlamlar olabilir. Hani Bunu da belirtelim. 238'in ikinci çevirisi de şöyle olabilir. Yani buradaki salatı Genel anlamda değil, özel anlamda kullanmış olabilir Kur'an. O zaman da şöyle olur çeviri. Günlük dualarınızı yani namazlarınızı koruyun. Özellikle de namazlarda dengeli olun. Yani salatı vusta. Burada salatı vusta bir vakti değil, namazları da dengeli olmayı ifade eden bir deyimsel ifade. Namazlarınızı koruyun, namazlarda da dengeli olun. Yani ne namazlardan vazgeçin, namazları terk edin. Ne böyle kendinizi sofuluk adı altında işte beş vakit namazın ötesinde keşiş hayatı gibi böyle salt namaza verin. Namazda da dengeli olun ve gönülden bir bağlılıkla Allah'ın huzurunda durun. Peki neden böyle de anlaşılabilir? Çünkü 239 bize bunu çağrıştırıyor. Bunu da veriyor. Onu da belirtelim. Şayet güvenliğiniz tehlikede olduğundan, güvenliğinizin güvenliğiniz tehlikede olduğunuzdan ya da şöyle diyelim Türkçe açısından güvenliğinizin tehlikede olduğundan endişeliyseniz yürürken veya bir binek üzerindeyken tehlike ortadan kalkınca da vahiden bilmediklerinizi size öğretmesinden dolayı Allah'ın mesajını aklınızdan çıkartmayın. yanlış hatırlamıyorsam ki öyle geleneksel uygulama olarak yani bu ayetin algılanış şekli olarak da genellikle bunun günlük namazlarımız günlük dualarımız olan namaz olarak yani daha daraltılmış anlamıyla bildiğimiz namaz olarak anlaşıldığını da söyleyebiliriz. Onun için 238'in genel anlamı ve özel anlamı şeklinde iki anlam olarak bakabiliriz ayete. Burada Salat-ı namaz vakti değil namazlarda dengeli olmak, mutedil olmak, itidal üzere olmak şeklinde anlaşılması gerektiğini de ifade edelim tekrar. Buraya kadar bir sözü şey olan var mıdır? Hocam boşanmayla ilgili ben bir şey sormak istiyorum. Bu mesela hani burada hep kadın mağdur olarak görülüyor da o kadın korunuyor ya Erkek mağdur durumdaysa bu durum herhalde tersine dönecek. Tabii ki işte orada onun için maksat dedik. Yani ayetin buradaki hedefi nedir? Burada salt böyle bir ve diğer Kur'an'ın birçok hukuk ayetinde salt böyle bize bir düzenleme mi yapmak istiyor Rabbimiz yoksa bu toplumsal sorunlar üzerinden bize başka bir şey ya başka demeyeyim de daha genel bir şey mi anlatmak istiyor? Yani işte ona biz Maksat diyoruz Kur'an'ın maksadı nedir o ayetin hedefi nedir bu ayetin hedefi şu hangi toplumdaysak ve o toplumda kim daha mağdursa ki maalesef kadın tüm dünyadaki toplumların çoğunda aynı durumda yani mağdur durumda daha zayıf durumda Dolayısıyla zayıf düşürülmüş durumda işte buna patriyarka ya da erkek egemen işte geleneksel düzenler falan deniyor literatürde. Dolayısıyla onlar içerisine geçerli ama dediğiniz gibi toplum içerisinde bu sefer erkek mağdur. Bu sefer erkeğin yanından karar vermek gerekir. Peki bu kararı kim verecek? İşte iştihat edecek olan, hüküm verebilecek olan hakimler, işte ebeveynler yani tarafların anne ve babaları, yani o toplumun ileri gelenleri verecek bunu. Ama şu an bu ayet genellikle kadın mağdur edildiği için toplumlarda kadını esas alarak kadının yanından konuşuyor Kur'an. Ama dediğiniz gibi herhangi bir toplumda, mesela kadına karşı şiddetten bahsediyoruz ama erkeğe karşı şiddet de olabilir. Mesela bir kadın erkeğe karşı şiddet de uygulayabilir. Ama bu maalesef istisnadır. Genelde şey olan vücutsal üstünlüğü de elinde tuttuğu için yani güç anlamında erkek tarafından uygulanır bu baskı. Yoksa bugünkü medeni hukukta da yani bugünkü yasalarda da aslında nafaka konusunda da mesela kadınla erkek eşittir yani aslında kadınla erkek arasında bir ayrım yapmaz yasa. Ama kadın hep mağdur olduğu için onun nafakası eee hep gündemdedir. Anlatabildim mi? Yani buradaki toplumsal yapıyla alakalı bir şey. Evet. 239. Şayet güvenliğinizin tehlikede olduğundan endişeliyse, endişeliyseniz yürürken ya da binek üzerindeyken tehlike ortadan kalkınca da vahiden bilmediklerinizi size öğretmesinden dolayı Allah'ın mesajını Aklınızdan çıkartmayın. Şimdi dediğim gibi genel olarak algılarsak... ...herhangi bir şekilde hep Allah'ın mesajını aklımıza tutmak... ...yani Kur'an'ı düşünmek olarak da algılayabiliriz. Yani tehlikede olduğundan endişeli bir insan. Ama özel olarak namaz olarak da algılayabiliriz ki... ...ayet buna müsait. O zaman da şunu görürüz ki... ...eğer bir tehlike durumu söz konusuysa... ...yani yürürken ya da işte namaz kılacağız bir yerde durduk ve namaz kılacağız. Ama bir tehlike var yani tehlikeden kastımız da can güvenliği olabilir. Mesela öldürülebiliriz, vurulabiliriz. Değil mi? Böyle bir ortam olabilir. Ya da mal güvenliği var. Orada kapkaç yapılabilir. İşte gasp edilebiliriz. bir şekilde saldırıya uğrayabiliriz. Böyle bir ortamda ne yapmamız gerekiyormuş? Yürürken namaz kılmamız gerekiyormuş. Ya da binek üzerindeyken yani hızlı bir şekilde oradan uzaklaşmak için At, deve, eşek, otomobil gibi uçak neyse işte herhangi bir binekle o tehlikeden uzaklaşmamız gerekiyor. Yani bakın burada asıl olan ibadet değil can güvenliği ve bizim hayati şeyimiz. Çünkü eğer ölürsek ya da zarar görürsek o ibadetimizin bir anlamı kalmayabilir. Onun için ibadetin burada böyle bir ruhsat veriyor Kur'an bize. Evet. 240. Burada var bir soru? Ya da katkı? Yok sanırım. O zaman devam edelim. Evet. Bismillah. 240. Eğer aranızda öldüğünde geriye eşler bırakacak evli olanlarınız. Bu arada tekrar hatırlatalım. Hani Çünkü ayetler çok uzun olduğu için şu an 230'lardayız. Bu da sorulabilir. İyi de niye pat diye araya namaz girdi? Yani konu niye değişiyormuş gibi. Kur'an burada bir üslup özelliği kullanıyor. Bazen böyle parantezler açıyor. Yani söz arası mesela nefes alma gibi hani yapıyor. İkincisi de bunun en önemli özelliği Kur'an'daki kompozisyon simetrisi. Bakara'nın başında bu simetri yani kompozisyon simetrisinden bahsetmiştik. İlk oturumlarımıza bakılabilir bunun için. Bakara'nın ilk oturumlarına yani bu simetri dolayısıyla da bize şimdi böyle zoomladığımızda detaya indiğimizde konu değişimi ya da alakasız gibi gelen bazı böyle ayetler aslında o simetride bir yani o genel tabloda bir anlam ifade ediyor onu da burada belirtmiş olalım. Evet şayet eğer aranızdan öldüğünde geriye eşler bırakacak evli olanlarınız hayattayken eşlerine bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacak mal verilmesini ve evlerinden de çıkarılmamalarını vasiyet etsinler. Bakınız, şimdi vasiyete geçtik. Yani boşanma, şimdi Kur'an bize burada vasiyet şey, hükümlerine geçti. Ne diyor Rabbimiz? Eğer aranızdan öldüğünde geriye eşler bırakacak evli olanlarınız varsa onlar hayattayken eşlerine tam bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacak mal verilmesini ve evlerinden de çıkarılmamalarını vasiyet etsinler. Ebu Müslim İsfahani Allah rahmet eylesin şöyle yaklaşmış. Mücahid'in yorumunu dikkate alarak bu ayeti şöyle yorumlamıştır. Sizden ölmeleri halinde arkalarında dul eşler bırakacak olan kimseler bir yıl süreyle eşlerinin nafaka almalarını ve evlerinde oturmalarını vasiyet etsinler. Eğer dul eşler kocalarının vasiyetine rağmen bu süre sona ermeden önce evden ayrılırlarsa Allah'ın onlar için belirlemiş olduğu 4 ay 10 günlük iddet müddetini tamamlamak kaydıyla kendileri için uygun olan işi yapmalarında yani sahih bir nikahla evlenmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Çünkü onların bu vasiyeti yerine getirmeleri gerekli değildir. Çünkü İsfahani Şöyle diyor bakınız arka planı veriyor. Cahiliye döneminde kocalar ölmeleri halinde geride bırakacakları eşlerinin bir yıl süreyle kendi evlerinde oturmalarını ve nafaka almalarını vasiyet ederlerdi. Bu vasiyet sebebiyle dul kadınlar zorunlu olarak bir yıl sürece iddet beklerlerdi. Ve Allah bu ayette okuduğumuz bu ayette bir yıl süreyle iddet beklemenin zorunlu olmadığını bildirdi. Bakınız Razi aktarıyor İsfahani'den. Bu arka planı bize veriyor. Yani neymiş arkadaşlar? O zaman tekrar okuyalım. Eğer aranızdan öldüğünde geriye eşler bırakacak evli olanlarınız, hayattayken eşlerine bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacak mal verilmesini ve evlerinden de çıkarılmamalarını vasiyet etsinler. Şayet kendileri 4 ay 10 gün sonra evlenip çıkarlarsa, o zaman onların kendileri hakkında yaşadıkları çağın şartları ve hukukuna uygun olarak verecekleri kararlardan dolayı size bir günah yoktur. Zira Allah çok güçlü olsa da hikmetli ilkelidir. Yani sebep ve sonuç ilişkilerini gözetendir. Şimdi neymiş arkadaşlar bakın daha net anlıyoruz böylelikle ayeti nuzul ortamıyla beraber. burada tıpkı ila gibi hani bir ila uygulaması vardı ya yani kadını askıda bırakmak. Ne boşuyor ne evli kalıyor. Böyle bir askıda bırakma durumu vardı. Sırf kadına zulüm olsun diye yani intikam olsun diye. Yani ne başkasına yar ediyor ne kendisi eş olarak tutuyordu değil mi ilada. Şimdi burada da benzeri bir cahili uygulamayı Kur'an aslında yıkıyor. Bakınız maksat neymiş? Kadını yine burada korumak ve kadının yanından kadının haklarını ona geri vermekmiş. Neymiş o? Eee müşrikler döneminde yani cahiliye döneminde vahiy inmeden önce ilk muhataplar ne yapıyorlarmış? Bir yıl boyunca kimseyle evlenemez halde bırakıyorlarmış. Oysa Rabbimiz diyor ki bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacak mal verin onlara ve evlerinden de isterlerse çıkarılmamalarını söyleyin. Yani çünkü öldükten sonra kadını ya zaten senin kocan öldün deyip evden atma durumu da oluyor. Ki bugün de oluyor yani bugün bu sadece tarihsel bir ayet değil yani o günle alakalı değil. Diyor ki evlerinden de çıkarılmamalarını vasiyet etsinler. Bakınız kadına nasıl bir güvence sağlıyor. Şayet kendileri çıkarsa yani bu 4 ay 10 gün içerisinde işte o zaman onlar çıkabilirler. Bunda bir günah yoktur. Zira Allah çok güçlü olsa da hikmetli ve ilkelidir. Yani sebep sonuç ilişkilerini gözetendir muazzam bir, bakınız, toplumsal reform aslında Kur'an yapmış oluyoruz Hocam, Hocam, bir şey sorma bilirim acaba. Tabii ama önce Uğur Bekir bir söze gireyim dedi. Onu bir dinleyelim, sonra siz dinleyelim. Buyurun. Hocam, bu emir mi yoksa bir tavsiye mi? Mesela emirse Allah normal koyduğu kurallar gibi şunu yapın, şunu yapmayın da diyebilirdi ama neden vasiyeti, neden vasiyet olarak kullanmıyor? Çünkü, neden? Çünkü, yani emir mi tavsiye mi dense ya da şunu dikkate almamız gerekir. İnsanlar bunu yapmadıklarında, yani bu vasiyeti yapmadıklarında, kadın adam öldükten sonra korumasız kalıyor. Yani o ailesi, bugün de böyle. Yani bugün benim tanıdıklarım var, sizin de vardır. Kadının kocası ölüyor. Ve kadın, şey kocası döneminde işte görümceleri, erkek tarafı çok iyiyken kadına, Kocası öldükten sonra bir anda ya senin aslında bizde bir hakkın yok. Bunlar aslında bizim falan deyip kadını kovalamaya çalışıyorlar. Yani hakkı olan evden bile çıkartmaya çalışıyorlar. O evde kalmasının artık gereksiz olduğunu çünkü artık bir ilişkileri kalmadığını söylüyorlar. Şimdi böyle bir durumda ne yapıyor? Kur'an bakın bir güvence veriyor. Vasiyet et ki ki bu önce bu bir yani emire yakın bir şey. Yani vasiyet edin ki bu kadın artık bu yani kesin şeye bağlayın, hükme. Bu kadını kimse oradan şey yapmasın, mağdur etmesin. Buradaki temel husus bu. Yoksa şöyle bakmamak gerekiyor. Ben kanaatimce, yani bu bir fıkhi böyle, fıkıh kitabı olarak okumamak gerekiyor Kur'an'ı. Yani kesin böyledir, şöyledir. Burada bir mantalite, bir mantık, bir zihniyet aslında bize bir bakış açısı veriyor Kur'an. Yani çünkü sadece bu ayetler değil, bu ayetlerin dışında da toplumda, aile hayatında birçok sorunla karşılaşıyoruz. Biz burada nasıl bir bakış açısı sergileyeceğiz? Mağduru ve mazlumu koruyan bir hukuk mu geliştireceğiz? Yoksa işte çeşitli kurallara belirlenmiş şeylerle, kalıplarla mı hareket edeceğiz? Bilmem anlatabildim. Anladım hocam. Yani burada tavsiye de olsa bu sonuçta tavsiye ediniz e, affedersin başçavuş Ahmet'in tavsiyesi değil. Tavsiye de sonuçta Allah'ın tavsiyesi. Anlatabiliyor muyum? Yani Hocam şöyle şunu da sanki aklıma geliyor. Yani o toplum sanki vasiyete bakışı da ciddiyeti de önemli ki orada Rabbimiz bizim gündemimizi almış yani. Dediğiniz ya o toplumun içerisinde sağlamlaştırmaya çalışıyor kadın haklarını diye. Evet. Dediğim gibi bu ayetlerin tarihsel ortamı, nuzul ortamı, bağlamını anlatıyoruz ama bugün de bu ayetler geçerli. Yani ha dediğin gibi Saadet ablanın bir toplumda ya da bir yerde erkeklerdir aynı durumda olan. O zaman erkekler için geçerlidir ayet. Evet, Saadet abla bir şey diyordu. Buyurun. Hocam bu namaz konusunda hani boşanmanın ortasında işte bir diğer anlamıyla namazı verdik ya veya işte savaş ayetlerinin tam ortasında namazla ilgili ayetleri görüyoruz ya. Ben onu hep şöyle düşünüyordum. Acaba bu düşüncem doğru mu? Şimdi boşanma veya savaş gerçekten hani insanları moral olarak ruhsal olarak çok etkileyen bir süreç bunlar. Bu süreçte acaba Rabbimiz namazı hatırlatarak ibadet amaç değil araçtı ya erdemli ilkeli mümin insanlar yetiştirmekti. Bu durumda bile hani o erdemli hale ulaşabilmeniz için sizin bu ibadetlere ihtiyacınız var şeklinde bir anlam çıkarabilir miyiz acaba? Evet dediğim gibi yani şimdi bakın biz en başa döndüm ben. Bakın mesela burada bakar hani konuşmuştuk ya surenin anlamsal simetrisinden bahsetmiştik. Yani bir kompozisyon olduğunu, bir kompozisyon, bir metin yapısı olduğundan bahsetmiştik. Bunu da tabii ben bulmadım yani benim icadım falan değil. Bu zaten akademik olarak batıdaki bazı çalışmalarda da ortaya konuyor. Kompozisyon simetrisi neydi hatırlayalım hepimiz biliyoruz. En basit, en kaba kompozisyon nedir? Giriş, gelişme sonuç değil mi? En kabası. En şey yani. Basiti. Ama bir de işte Shakespeare'de, yani edebiyat eserlerinde birçok yerde değil mi? Sinemalarda mesela sinema senaryolarında konunun gelişim seyri ve dallanıp budaklanması. Tiyatro metinlerinde, tiyatrolarda böyle bir şey vardır. Yani giriş gelişme sonucu daha da böyle detaylandırır. Değil mi? O şey anlatı. İşte Kur'an'da da böyle bir anlamsal bir şey var. Simetri var. Ve bu da onun tek bir sanki tek bir cümleymiş gibi koskoca 286. 286 ayetlik surenin tek bir elden çıktığını ve tek bir sanki şeymiş gibi olduğunu gösteriyor bize ve bunu da konuşmuştuk Ta Bakara suresinin en baş oturumlarında bakınız böyle geliyor A B C X sonra C B A diye tekrar bu simetri geriye dönüyor dolayısıyla biz şu an şuralardayız değil mi? 242. bak buralar B'deyiz. Dolayısıyla bunun da tabi detayları var. şimdi dolayısıyla bu böyle değişimler, bu genel tabloyu böyle baktığımızda daha net yerine oturuyor. O arada da anlamsal bağlarda dediğiniz gibi bu konuda da Abdullah Draz'ın bir kitabı var. Nebeul Azim diye. Kur'an en büyük haber diye çevrildi sanırım. Orada da yine bu Bakara suresi üzerine bu anlamsal bağlar ilişkileri işliyordu. Onu da tavsiye ederim. Güzel bir kitap. Baskısı olacak Türkçe'de. Evet. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Ve şeyimize geri dönelim. Konumuza. Neredeydik? 160. Biraz daha inelim. Bayağı geçmişiz. Bayağı okumuşuz. Evet. Şimdi bir söz geçişini yine tekrarlıyoruz. Bakın bir söz geçişi var. Ne diyor bakın? 241'den başlıyor söz geçiş. Ya daha doğrusu 243'ten başlıyor. 241'den devam edelim. Boşanmış kadınlar da yaşadıkları dönemin şartları ve hukuku çerçevesinde yani mağruf çerçevesinde geçimlerinin sağlanması hakkına sahiptirler yani nafaka hakkına sahiptirler. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olan erkekler bu hakkı korumakla mükelleftirler. İşte Allah ayetlerini size aklınızı kullanmanız için böyle açıklamaktadır. Yani bu bir lüks değildir. Bu bir mükellefiyettir İslam hukuku açısından. Bugün de böyle bir mükellefiyet devam etmektedir. Sen ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden binlerce kişiyi gözünde canlandır. Allah onlara bu kadar korku ve sefaletle yaşayacağınıza ölün demişti. Sonra da toparlanarak ayağa kalkan o topluma böylelikle hayat verdi. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı mesajlarıyla onları dirilterek böyle lütuf sahibidir. Fakat insanların pek çoğu zaman içinde bunu unutup şükretmezler. Şimdi bu metafor, yani bu ölüm metaforu Kur'an'da çokça karşılaştığımız bir şey. Bunu da maalesef zaman içerisinde avam arasında bu metafor unutulmuş ve dolayısıyla bu ölüm demek, ölmek salt biyolojik olarak ölmek olarak anlaşılmaya başlamış. Bu da ciddi bir sorun. İsterseniz bunu okuyalım. 287. dipnotumuzu. Bakın burada ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden binlerce kişiyi gözünde canlandır. Allah onlara bu korku bu kadar korku içinde sefaletle yaşayacağını ölün demişti. Peki neden böyle dedik? İşte onu okuyalım. Kur'an'da yaşam ve ölüm hem biyolojik canlılık ve yok oluş anlamında kullanılmakta hem de bağlamına göre bir metafor olarak canlılık, yeniden bilinçlenme, kendine gelme, canlanma ya da ölüm cehalete gömülüp dejenere olma anlamlarında kullanılmıştır. Ayette geçen ve ölüm anlamına gelen el-maut, literal anlamı dışında mecazi anlamda da kullanılmaktadır. Genel olarak maut kelimesi bir şeyde meydana gelen güç kaybını ifade etmek için kullanılır. İbnül Faris. Ayrıca mecazen maut, sükun ve hareketsizlik, kişinin yuması, yatışıp sakinleşmesi, ateşin sönmesi, yoksulluk, aşağılanma, dilencilik, bunaklık, itaatsizlik gibi zor durumları betimlemek için de kullanılmaktadır. Tacül Aruz. Yaşamak, sağ olmak ve dirilmek gibi anlamlara gelen hayyye fiilinin ifal babından mastarı olan ihya ise canlandırma, Türkçe'ye de geçmiş hatta ihya etme, hayat verme, düzenleme ve diriltme gibi anlamlara da gelmektedir. İbnül Manzur Lisanül Arap. Bilinen anlamı dışında mecazen bitki ve hayvanlarda büyüme, gelişme ve bereketlenme gibi durumları ifade etmek için de kullanılmaktadır. Ayrıca duyular ve akli melekelerin gelişimi, insanlardaki gam ve kederin yok olup feraha kavuşmasını ifade etmek için de kullanılmaktadır. Bu konuda sadece bu ayet üzerine yapılmış bir akademik makale var. Onu tavsiye ederim. o da Bakara Suresi 243. ayet bağlamında rivayetlerin tefsiri etkisi başlıklı bir makale Haziran 2023'te yayınlandı, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde. Dolayısıyla bu metaforu unutmamak gerekiyor. Yani burada ölün demişti derken Allah insan binlerce insanı bir anda öldürmüş değil. Yani bunlar ölüm korkusuyla yurtlarını terk etmişler. Onun için Allah da diyor ki onlara bu kadar korkuyla sefaletle yaşayacaksanız ölseniz daha iyi demişti. Sonra da toparlanarak ayağa kalkan ve o topluma böylelikle bu hayat verdi. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı mesajlarıyla onları dirilterek böyle lütuf lütuf sahibidir. Fakat insanların pek çoğu zaman içinde bunu unutup şükretmezler. Diyet diye ayeti çeviriyoruz. Hocam sonra bir örnek aklıma geldi. Bu mülk kelimesiyle ilgili Mülk suresinde hani ellezi halakal meyte hayat diye geçen ayet var ya orada işte siz yoktunuz sonradan hayat verdik size işte hanginiz daha güzel ameller işleyecek diye imtihana tabi kıldık ayeti var ya hocam. Metafora tam orada denk geldi sanki. Evet. Yani dediğim gibi Kur'an bazı yerde gerçekten biyolojik ölümden bahsediyor. Yani gerçekten ölmekten bahsediyor, lafsi anlamıyla. Bazı yer, birçok yerde de bir toplumun çöküşü, bir toplumun ölmesi ve bir toplumun ihya olması, yani hayat bulmasından bahsediyor. Ya da bir ruhun ölmesi, ya da bir ruhun bilinçlenerek aydınlanarak ki bakın aydınlanma diyoruz, değil mi? Aydınlanma da mesela mecaz bir ifade. Değil mi? Işıklar falan gelmiyor bizim beynimizde. Ama ne yapıyoruz? Bilinçlendiğimizde bunu aydınlanma olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla Türkçe'deki ve Arapça'daki bu deyimsel, mecazi, metaforik ifadelerin Kur'an'da sıklıkla kullanıldığını ifade etmek gerekiyor. Bunları yeri geldiğinde böyle ayetlerde görüyoruz. Diyor ki 244. O halde yurtlarınızı terk etmek zorunda kalsanız da yılgınlık göstermeyip haklarınızı savunmak için... Yani 243 ile beraber okuyoruz da bağlamla. Onun için bunu ekledik. O halde yurtlarınızı terk etmek zorunda kalsanız da yılgınlık göstermeyip haklarınızı savunmak için Allah yolunda savaşın. Yani dirilmek istiyorsanız, ölmek istemiyorsanız, helak olmak, çökmek, yılgınlıktan böyle korkudan zilleta içinde yaşamak istemiyorsanız, yani hayatta kalmak istiyorsanız her türlü açıdan o zaman Allah yolunda savaşın. Bilin ki Allah Niyetlerinizi bilen ve iddialarınızı işitendir. Kim Allah'a Allah'ın karşılığını kat ve kat vereceği haksız bir borç olarak canını vermek ister? Allah için ölürseniz hayatınız daralır, ama karşılığında cennetle hayatınızı genişleten de Allah'tır. Ve dönüşünüz yalnızca onadır. Bakın, ayet çok ilginç bir şekilde bir mantık kuruyor. Diyor ki kim Allah'a? Allah'ın karşılığını kat ve kat vereceği karşılıksız bir borç yani olarak canını vermek ister. Allah için ölürseniz hayatınız daralır. Yani evet Allah için ölürseniz bu dünya hayatınız biter, daralır. Ama karşılığında cenneti alacaksınız. Yani karşılığında daha da geniş bir şey alacaksınız. Yani bu nasıl bir ticarettir değil mi? İşte bu açıdan bunu Dikkate almak gerekir. Evet, evet burada ölüm metaforu kullanılıyor. Daha sonra arkadaşlar kardeşler 259. ayette de benzeri bir anlatımla karşılaşacağız. O 259'a geldiğimizde bu ölüm metaforunu daha detaylı bir şekilde konuşacağız inşallah. Evet. Demek ki neymiş? Ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden insanlar için Allah diyor ki o zaman yani direnin zillet içinde yaşamaktansa ne yapmak gerekiyor? Zillet içinde yaşamaktansa Allah yolunda savaşmak insanları diri tutar. İnsanları bilinçli tutar, ayakta tutar. Kim ki Allah'a Allah'ın karşılığını kat ve kat vereceği karşılıksız bir borç vermek ister. Yani canını vermek ister. Allah için ölürseniz hayatınız daralır. Doğru, evet. Bu dünya hayatınız son bulur. Ama karşılığında cennetle hayatınızı genişleten de Allah'tır. Ve dönüşünüz yalnızca O'nadır. Musa'dan sonra İsrailoğullarının danışma heyetinin nasıl davrandığını bilmiyor musunuz? Hani onlar Samuel Nebilerine Allah'a dua et ki sana yetki versin de bize içimizden bir yönetici çıkart ki böylelikle Allah yolunda savaşalım dediklerini bilmiyor musunuz? O da onlara peki ya Allah isteğimi kabul eder de savaşmamız kaçınılmaz hale gelince farz olduğu halde savaşmazsanız dediğinde din adamları dediler ki o heyet dediler ki kendimizin ve ailelerimizin evlerimizden kovulduğunu bile bile savaşmayı reddedeceğimizi nasıl söylersin? Neden Allah yolunda savaşmayalım ki? Bak şimdi böyle mangalda kül bırakmıyorlar. Şimdi ne anlıyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi Samuel örneğine geçtik. Şimdi Kur'an ondan bahsetmeye başladı. Yani bekarı karı boşamak kolaydır diye bir laf var ya Türkçe'de. Yani böyle rahat dönemde, yani daha sınanmamışken atıp tutmak kolaydır. Bak şimdi daha sınanmamışlar, böyle bir cengaverlik havalarına girmişler, böyle atıp tutuyorlar, böyle bir hamaset yapıyorlar. O da diyor ki yani Samuel, nebi Samuel diyor ki, yani bak böyle bir şey olursa ya savaşmazsanız, yani buna hazır mısınız siz ki böyle? ...yüksek perdeden... ...kahramanlık taslıyorsunuz... ...kahramanlık yapıyorsunuz... ...bakınız 246'da... ...böyle bir mesaj veriyor... ...neden Allah yolunda savaşmayalım ki? ...ancak kendilerine seferberlik... ...zorunlu hale gelince... ...yani Allah seferberliği... ...emredince... ...içlerinden çok azı istisna... Hemen hepsi döneklik yaptılar. Allah zalimleri çok iyi bilir. Bakınız. Bu Tanah'ın, eski ahidin, kitab-ı mukaddesin Yahudilerin, sadece Yahudilerin inandığı kitabın 1. Samuel 8. babta anlatılan bir öykü. Ve orada 8 babın 6 pasuğu şöyle diyor. Ne var ki bizi yönetecek bir kral ata demeleri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel Rabbe yakardı diyor. İşte bu ayetler orayı tasdik ediyor. Bakın şimdi oraya yönelik bir atıf var. Nebileri Samuel onlara Allah size yani Bünyamin oğullarından talutu yani şaulu. Yönetici olarak içinizden çıkarttı dedi. Biz yöneticiliği ondan daha layık olduğumuz ve o fazla bir servete de sahip değilken bizim üzerimize nasıl otorite olacak dediler. Hani demin atıp tutuyordunuz, bakın değil mi? İşler gerçek sahaya dönünce şey olmaya başladı. Laflar gelmeye başladı. Yani böyle de bir durum söz konusu. Şimdi Samuel de dedi ki inelim Samuel ne dedi? Evet. O Samuel de dedi ki Allah size onu seçti ve ona ilim ve güçlü bir bünye ile birlikte bolluk verdi. Allah yöneticiliği sizin keyfinize göre değil, kendi bilgeliğine göre dilediğine verir. Allah davranışları tüm boyutlarıyla her şeyi kuşatır. Ve siz bilemezsiniz ama Allah her şeyi bilir. Şimdi burada bazı dipnotlarımız var. Onları okuyalım isterseniz. Bu Şaul, Saul meselesi nereden çıktı? evet, bakınız. Ha evet, şeyde de 243. ayetin bağlamını e, burada yazmışız onu da belirteyim. 243. ayet bu genel bağlamdan öte özel olarak Hezekiel 37 1 14 pasajına gönderme yapar. Söz konusu pasajı doğrudan ele alacak ayet ise 259. ayettir. Ayet aynı zamanda Müslümanlara da İsrailoğullarının izinden giderlerse kaderlerinin ölüm olacağını yani çöküş, helak olacağını, bitiş olacağını bir uyarıdır demişiz. şimdi Saul'a dönelim. Evet, Talut ve Şaul Aynı ismin farklı telaffuzudur. Arapça ve İbranice isimler arasında eski ismin sonraki isimle ilgili olumsuz cinasları yani kelime oyunlarını bertaraf ettiği hoş bir etkileşim vardır. Şaul, istemek sormak kökünden türer ve hem Davut hem de Samuel ile olumsuz olarak karşılaştırılmaktadır. Halbuki Samuel Tanrı tarafından, Saul ise insanlar tarafından talep edilmektedir. Detay veriyorum ve burada tabi... Nevin Reda diye bir araştırmacı var. Onun makalesini atıp yapıyor. Yani buradaki kitap mukaddesteki Saul, bunun Arapça tarafı Talut. Onu onu burada belirtelim. Evet, başka neler var? Dipnotlarımızda. Evet, Allah ona size onu seçti ve ona ilim ve güçlü bir bünye verdi. Bünye, güçlü bir bünye. Yine 1. Samuel 10'a 23'te e, Şöyle diyor. Bunun üzerine koşup Saülü oradan getirdiler. Saül halkın arasına geldi. Boyu hepsinden bir baş uzundu. Samuel halka, Rabbin seçtiği adamı görüyor musunuz? Dedi. Bütün halkın arasında bir benzeri daha yok. Bunun üzerine halk, Yaşasın kral diye bağırdı. Bakın oraya bir atıf var burada. Demek ki bu anlatı Kur'an tarafından onaylanıyor. Ne dedik? Bakara suresi bir redaktördür. Kur'an genel olarak bir redaktördür dedik. Tanah'ın redaktörüdür. Yani Tevrat metinlerini ve genel olarak Tanah metinlerini düzeltir, doğru kısımlarını onaylar. Yanlış kısımlarını da edip yerine doğrusunu anlatır demiştik. Şimdi burada düzelti ya da şey yok, onaylama var. Evet, burada atıf yapıyor ve çok paralel bir anlatı var. Hocam, "Dünyanın oğulları derken orada orayı anlamadım. Evet, şimdi şöyle. Evet, şimdi şöyle Biliyorsunuz Hazreti Yakup'un 12 sıptı var, 12 oğlu var. Daha sonra Davut ve Süleyman döneminde İsrail devleti çerçevesinde benim İsrail İslam devleti dediğim adalet devleti dediğim toplumda Peygamberlerin, Nebi ve Resullerin iktidarında bir aradalar. Ama daha sonra bölünüyorlar ve 12 krallığa dönüşüyorlar. Bünyamin oğulları da onlardan birisi. Bu olaylar Bünyamin oğulları arasında geçiyor. Onun için Bünyamin oğulları diye detay verdik. Yani Hazreti Yusuf'un küçük kardeşi Bünyamin, Bünyamin oğulları. Bünyamin oğulları, Hazreti Yusuf'un küçük kardeşinin torunları. Öyle söyleyeyim. Tamam, anladım. İsrail oğulları diyoruz ya. İsrail oğulları, Yakup oğulları demek. Onların alt akraba, yani onların da altında aşiretler, şeyler var. Onlardan birisi de Bünyamin oğulları. Evet. Allah yöneticiliği sizin keyfinize göre değil. Kendi bilgeliğine göre dilediğine verir. Bakın burada dileme yine meşiyet bir kader tartışması için gelmiyor ayet. Burada e, Günyamin oğulları yani genel olarak İsrail oğullarının Allah'ın atadığı yöneticiyi beğenmemesine cevaben geliyor. Onu da belirtelim. Yani senin keyfine göre değil. Allah'ın bilgeliğine göre Allah dilediğine veriyor. Allah'ın davranışları tüm boyutlarıyla her şeyi kuşatır ve siz bilemezsiniz ama Allah her şeyi bilir. Ve nebiler onlara onun egemenlik alameti içerisinde Rabbinizden size huzur veren mesajlarla Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı emanetler bulunan meleklerin taşıdığı ahit sandığının güvenceyle size gelmesidir. Eğer gerçekten iman etmişseniz bunda sizin için bir işaret vardır dedi. Hocam söz alabilir miyim? Pardon 248'i açıklamadan. Yukarıdaki ayetlerde şöyle bir mesaj çıkarıyorum ben. Bir kere Samuel bir peygamber, Hazreti Samuel İsrail oğulları ondan bir komutan istiyorlar. Halbuki peygamberler tarihine baktığımızda peygamberlik hem peygamber hem de komutan olarak görüyoruz. Bir kere orada bir şey var gibi geliyor bana. İkincisi de Mekke dönemine baktığımızda hani Talut'u Allah komutan olarak gönderdiğinde, seçtiğinde onlara itiraz ediyorlar ya. Mekkeli müşriklerde bu iki şehirden şu şu adama peygamberlik gelmeli mi değil miydi diye bir ayet var ya hocam. Onların da itirazları işte Abdülmuttalip'in yetimi Hazreti Peygamber'e mi kaldı şey diye peygamberlik diye. Onun üstünden bir mesaj veriliyor olabilir. Medine'ye baktığımızda ise Yahudilerdi, işte Hazreti Peygamberi Peygamber olarak kabul etmedikleri için İsrailoğullarının devamı olarak onlara da geçmişteki tarih üzerinden örnek verilerek atalarının yaşadığı mesaj veriliyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Allah razı olsun. Çok güzel bir katkıda bulundunuz. Devam edelim. İşte tam da söylediğiniz bağlamda. Yani İsrailoğullarına kendi tarihlerinden Medine'deki İsrailoğullarına mesaj veriyor ve diyor ki bakınız ve nebileri onlara onun egemenlik alameti içerisinde Rabbinizden size huzur veren mesajlar. Neymiş bu? Ayete göre Ahit sandığının yani tabutun dönüşü Saul'un yani Talut'un krallığının bir işaretidir. Ahit sandığında Rabbinizden bir sekine... Sekine Sakina min Rabbikum vardır. Bu sekine nedir? Babil Talmudu Sota 13a bölümünde Ahit sandığının sekineye içerdiğinden de bahsetmektedir. Ancak Kur'an'ın Yahudi literatüründeki bu bilginin gerçeğini haber verir. Bakın şimdi Kur'an Babil Talmudunu düzeltiyor. Kur'an Babil Talmudundaki bu anlatıyı düzeltiyor. Ve diyor ki çünkü aksine Kur'an ahit sandığının dönüşünden bahsederken Talmud İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışından söz eder. Şimdi buradaki detayı anlatabildim mi? Şimdi bunu ancak bir Yahudi din adamı iyi anlar. Ona aslında nokta atışı bir Kur'an şey yapıyor. İşte biz bu dinler tarihi çerçevesinde okuduğumuzda Kur'an'ın bu ince mesajlarını da yakalıyoruz. İşte Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı emanetler bulunan meleklerin taşıdığı ahit sandığını güvencesiyle size gelmesidir. Eğer gerçekten iman etmişseniz bunda sizin için bir işaret vardır dedi. Talut ordularıyla birlikte yola koyulduğunda dedi ki Allah sizi nehirde deneyecek. Eğer herhangi birisi onun suyundan içerse o benim ordumla yola devam etmeyecek Yalnızca onu tatmayanlar benimle gelecek. Eliyle sadece bir yudum içenler mazur görülür. Fakat birkaç kişi hariç tümü içti. O ve beraberindeki müminler nehri geçtiklerinde sudan içenler bugün Calut ve kuvvetleriyle Golyat yani Calut ve kuvvetleriyle mücadele edemeyiz dediler. Allah'a kavuşacaklarını düşünenler ise Allah'ın iradesiyle nice küçük kuvvet büyüğüne galip gelmiştir. Allah sebatla azmeden kimselerle beraberdir dediler. Bakın şimdi karşımıza ilginç bir şey çıktı. Evet şimdi Kur'an aslında şimdi bu önemli bir husus ondan da bahsedelim. Bugünkü dersimizi bu şekilde sonlandıralım birazdan. Ayet Tanah'ın hakimler 7'ye 1 ve 8 pasajını tasih eder. Yani doğrusunu anlatır. Hakimler 7'de olduğu gibi Kur'an birliklerin Allah tarafından azaltıldığını bildirir. Ancak Kur'an'da birlikleri sınayan Talut'tur. Hakimler metninde ise Allah'ın emrine göre adamlarını sınayan Jerub Yani Gideon'dur. Her iki durumda da nehirden su içen askerlerin davranışları Kimin orduda kalacağını ve kimin geri döneceğini belirler. Tanah'taki ayrım için norm suyu içme şeklidir. Kur'an'da ise suyu içip içmeme sınavın sonucunu belirler. Kur'an'da suyu içip içmemek açıkça bir inanç testiyle ilişkilendirilir. Şimdi burada niye bunu bu kadar detay verdim? Geçenlerde bir Hristiyan arkadaşım bana bunu sordu. O sormadan önce ben bunu bu dipnotu yazmıştım ama. Bu dipnota da onu ekleyeceğim inşallah. Hristiyan arkadaşım dedi ki... Kitap mukaddes üzerine çalışan bir Hristiyan arkadaşım. Dedi ki... Buraya kadar yani 249'a kadar Kur'an... Kitap mukaddesi onaylıyor. Değil mi? Demin de belirttim yani bunları. Samuel kitabının işte 1. Samuel kitabındaki bu babı onaylıyor. Ama 249'a gelince... Gideon'da yani bu şu an elimizdeki Kitap Mukaddes'te Gideon'a atfedilen bir olay Taluta atfediliyor. Bunun sebebi ne diye sordu bana. Çünkü daha önce de yani 100 yıl önce de ki hala Hristiyan misyonerler şöyle bir iddia arkadaşlar: Muhammed Talut kitabı, 1. Samuel'den almış ama 249'da karıştırmış ona ait olan anlatıyı Talut'a uyarlamış diyorlar. Ve Kur'an'ın eee kitap mukaddes'ten alıntı olduğunu ve aslında Allah'ın sözü olmadığını ispat etmeye çalışırken bu 249. ayeti delil getiriyorlar. Hristiyan arkadaşım da tabii ki böyle bir şeyle gelmedi bana. Sadece anlamak için soruyorum dedi. Doğrudur. Anlamak için soru sorunu ben de bir bakayım dedim. Ve bu ayetin peşine düştüm. Gerçekten nasıldır diye. Bakın buraya da dipnot düşmüştüm daha önceden zaten. Şöyle bir şeyi açığa çıkartıyor Kur'an. Bakın burada 249'da başka bir mucize var bizim açımızdan. Yani mucizeden kastım. Bu kitabın Allah'ın sözü olduğunun kanıtlarından birisi aynı zamanda. O da nedir? Gideon anlatısının sonradan Talut yani Saul ve Musa kıssalarına atıfla oradan e, esinlenerek yazıldığına dair birçok e, kaynakla karşılaştım yaptığım çalışmada. Yani Kur'an aslında doğru olanı bize anlatıyor ve aslında Gideon diye kitap mukaddese yazılan kısım daha sonradan e, bu şekilde yazılmış. Dolayısıyla bunun e, aslında doğrusunu anlattığını Kur'an'ın 249. ayetin, Net olarak söyleyebiliriz. Bakınız 248'e kadar mevcut elimizdeki e, kitabı onaylıyor, ama 249'da bir detayla bakın, doğrusunu anlatarak oradaki tahrifi ya da oradaki e, değişimi Kur'an açığa çıkartıyor. Böyle de bir kitap işte Kur'an e, hamdolsun ki. Tabi burada e, başka bir husus var. Bakınız bir peygamber ve bir örnek veriyor ve diyor ki bunu yapmayın ama itaatsizlikte bulunuyorlar. Ve bu itaatsizliğin sonucu nedir? Çoğu bu sınavı geçemiyorlar. Burada da Kur'an önemli bir ders veriyor aslında. Ve bakın ayet şöyle bitiyor. Allah'ın iradesiyle nice küçük kuvvet yani bilinçli itaat Allah'a itaat eden salih ve savaşmak için kendisini dünyevi zevklerle değil de savaşa çıkmışlar. Su içerek mideyi doldurmak yerine e, savaşa odaklanmış, mücadeleye, zafere, başarıya odaklanmış nice küçük kuvvet nice büyük orduya galip gelmiştir diyor Rabbimiz. Onların diliyle ve demin e, Saadet Hanım'ın da belirttiği üzere bu Medine'deki müminlere de bir e, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misalinden bir mesaj vermiş oluyor. Bu bugün bize de aynı mesajı veriyor. Yani biz sayıca az dahi olsak, eğer bilinçliysek, bilinçli bir ekipsek, bilinçli bir grupsak, o zaman dünya egemenleri içerisinde bulunduğumuz bölgelerdeki işte fiziksel olarak güçlü... ya da sayısal olarak güçlü... gövde gösterisi yapan ama içi boş olan, bilinçsiz olan kitlelere karşı galip geliriz. Bu galibiyet dünyevi bir hani heves anlamında söylemiyorum. Bilinç olarak galip geliriz. Onun için nice küçük kuvvetin bilinçli bir şekilde çekirdek kadro olarak ayakta durması çok önemli. Allah sebatla azmeden kimselerle beraberdir. Evet var mıdır sorusu eki olan kardeşimiz. Hocam burada Allah'ın atadığı bir peygambere itaatten bahsediliyor sizin de söylediğiniz gibi. E, aynı zamanda Kur'an'da biz bunu Etiullah ve etiur Rasul diye ayetlerde de görüyoruz. Ona da bir örnek aslında o ayetlere. Aynen öyle. Burada e, itaatin yani savaş gibi özellikle olağanüstü durumlardaki e, itaatin ne kadar önemli olduğunu e, görüyoruz. Evet devam edelim. Calut ve kuvvetleriyle karşılaşmak için ilerlediklerinde Rabbimiz bizi dirençli kıl, ayaklarımızı kaydırma hakikatlere karşı savaş açan kimselere karşı bize yardım et diye dua ettiler. Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bakın Davut onların içindeymiş, değil mi? Ordunun içerisinde daha genç çünkü. Bu e, ne diyoruz ki bakın Kur'an bir redaktördür diyoruz ya. Yani hem nes ediyor bakın Tanah'ın 1. Samuel 17. babını nes ediyor Kur'an ve doğrusunu anlatmaya başlıyor. Davut kıssasının doğrusunu anlatmaya başlıyor ve Davut Calut'u öldürdü. Allah Davut'a güç ve hikmet verdi ve ona daha başka dilediği şeyleri öğretti. Allah insan topluluklarını diğerleriyle kontrol etmeseydi yeryüzü gerçekten yaşanmaz hale gelirdi. Fakat Allah bütün toplumlara karşı cömerttir. Hocam evet. buradaki kontrol etmeseydi sağ diye de yorumlanan kelime mi? Evet. Yani diğerlerini diğer insan topluluklarıyla kontrol etmeseydi. Yani sosyolojik bir denge var ya. Mesela bugün Rusya evet. ve Amerika Beşik Devletleri var. Dengeler var ya. Yani. Evet. Eskiden ne vardı? İşte Osmanlı işte Haçlılar, Safeviler vardı. Bir şekilde evet. insan toplulukları birbirlerini dengeliyorlar. Zalim olabilirler, adil olabilirler ama bir şekilde yani top böyle dünya yok olmuyor. Birbirlerini dengeliyor. Çünkü bir tanesi zayıflasa hepsi hepten şey oluyor ötekisi. Dolayısıyla Allah bu şekilde dengeliyor diyor. Bakın şöyle diyor Rabbimiz. Pardon, affedersiniz. Ben şöyle diyorum. Allah affetsin. Evet, Bakara suresi nazil olurken bazı Arapların Medine hatta şuradan okuyalım da okunakta olur. Evet. Bakara suresi nazil olurken bazı Arapların Medine ve çevresinde Davut, Süleyman, Yahya, Yusuf, Yakup gibi karakterlerden haberleri vardı. Örnek olarak es şiiri gösterilebilir. Yani bakın ne anlıyoruz? Hiç sıfırdan habersiz değiller. Haberleri vardı ama bunun detaylı ve doğru bilgisini Kur'an bize veriyor. Ancak bu haberdar olma durumu üstün körü ve Yahudi din adamlarının kendi kaynaklarından anlattıkları kadardı. Detaylara hakim olmadıkları gibi bu detayların ne kadarının doğru olup olmadıklarını tartışabilecek bir kapasiteye de sahip değillerdi. Örneğin aşağıdaki beyitler ilgili dizelerin tercümesidir. Şöyle diyor bakın cahiliye şiirinden okuyorum. Davut krallığının haberleri bana ulaştı. Bu sebeple memnun ve hoşnut oldum. Ve Süleyman ve Havari Yahya ve Manasseh ve Yusuf keşke yanlarında olsaydım. Ve diğer kabileler, Yakub'un kabileleri, Tevrat'ı ve sandığı incelemiş olan kimse ve daha önce Tevrat ile sandığı iki dağ gibi ayıran dalgalar, Musa ve ondan sonra Talut'u kral ilan eden kimse ve Allah'a isyan ettiğinde ifrit tarafından eziyet edilmiş kimse ve aynı zamanda o Calut'a da eziyet etmişti. Mesela bu Vadih es Samad'ın divanından bir alıntı. Ee, i̇şte Kur'an ise bu yüzeyselliği aşarak bu anlatıları uzmanlık derecesinde detaylı olarak ve tahsih ederek haber vermektedir ve detayları uzmanlık düzeyinde tartışmaktadır. Neden bunu alıntılıyoruz arkadaşlar? Niye bu kadar dikkat ediyoruz? Çünkü buradan böyle bir e, şey üretilme, komplo teorisi üretilmeye çalışıyor. Bak zaten biliyorlarmış. E Kur'an'da işte o şekilde yazılmış gibi bir gargaraya getirme durumu söz konusu. Halbuki bunun böyle olmadığını göstermemiz gerekiyor. İşte bunu bu şekilde Kur'an kendisi zaten anlatıyor. Evet. İşte bunlar gerçek olarak bakın Kur'an'ın temel argümanı bu. İşte bunlar gerçek olarak sana kendi sistematiğine, bağlantılarına tabi olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Muhakkak. Hocam burada gerçek olarak diye geçen kelime de hak kelimesi değil mi? Aynı. Yani hmm. biz bunu gerçeğini anlatıyoruz sana diyor. Bak şimdi demin şiirde okuduk değil mi? Biliniyor toplumda. Ama ne kadar biliniyor? Yahudi din adamları ne kadar verdiyse işte toplumda o kadar veriliyor Yani bir magazinsel kısmı biliniyor belki. Ee, rivayet kısmı biliniyor. Allah da diyor ki biz bunları gerçek olarak, sana kendi sistematiğine, bağlantılarına tabi olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Muhakkak ki sen gönderilen elçilerden'sin. Yani sen bunu kafandan ya da Yahudi'den aldın da millete satmıyorsun. Sen Allah'tan bu bilgileri alıyorsun. Yani elçiliğin delili olarak Kur'an bu yani Kur'an'ın mucizesi olarak bunu takdim ediyor. demiştik ki tilavet demiştik daha önce oturumlarımızda. Uygulamak, yaşamak için okumaktır. Kitabı kendi sistematiğine yani bağlantılarına tabi olarak okumaktır. Yani başka gündemlerin, başka polemiklerin malzemesi olsun diye değil. Kur'an'ın kendi iç sistematiğine, bağlam sistematiğine bağlı olarak okumaktır. İşte biz bu bağlamda diyor Rabbimiz bunları sana gerçek olarak okutuyoruz. Allah bu elçilere birbirinden farklı üstünlükler verdi. Onların içinde Allah'ın kendisiyle iletişim kurduğu ve bazısının da derecesini yükselttiği elçiler vardır. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık deliller verdik ve onu kötülüklerden arındırılmış ruhla yani tahrif edilmemiş vahiy ile destekledik. Allah'ın yasaları gereği bu elçilerden sonra gelenler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra anlaşmazlığa düşerek birbirlerini öldürdüler. Bak ne güzel Kur'an o mevzuyu bak nereye bağladı. Allah bu elçilere birbirinden üstün farklı üstünlükler verdi. 252 ile 253. ayetler arasındaki bağlam şudur arkadaşlar. Diğer elçilerin gönderildikleri kavimlerle yaşadıkları zorlukların benzerini Muhammed sen de yaşadın ve yaşamaya devam edeceksin. O halde bu elçiler nasıl davrandıysa sen de öyle sebat edip öyle davran. Bu bağlamda geliyor. İkinci bağlam ne? Ee, Yahudiler Musa'yı öne çıkartıyorlar ve İsa'ya sövüyorlar. Ve Muhammed'i zaten sövüyorlar ve kabul etmiyorlar. Oysa bak elçiler arasında farklı üstünlükler var. Bak Davut başka, Süleyman başka değil mi ey Yahudi? Sen bunlar arasında da farklılıklar var ama bunları kabul ediyorsun. Niye İsa Mesih'i ve Muhammed Mustafa'yı kabul etmiyorsun? Oradan bir arguman e, argüman getiriyor Kur'an. Onların içinde bak kimler vardır? Allah'ın kendisiyle iletişim kurduğu ve bazısının iletişim kurduğu ki Musa ve bazısında derecesini yükselttiği elçiler vardır. Kimmiş bunlar? Bakalım okuyalım. Her topluluk kendi bağlı oldukları Resulü yüceltmede aşırılığa kaçtı ve takip ettikleri Resul'ün diğer Resul Nebilerden farklılaşan yönünü öne sürerek Resuller arasında ayrım yaptılar. Hatta bununla da kalmayıp kendi peygamberlerini savunmak adına başka bir peygamberi öldürmeye çalıştılar ya da başka Nebilerin takipçilerine düşmanlık ettiler. Oysa Resullerin farklı özellikleri olması onları yarıştırmayı ya da herhangi birini küçümsemeyi gerektirmez. Hepsi aynı mesajın Farklı zaman ve mekanlardaki sözcüleridirler. Ana mesaj bu Kur'an'ın. Dolayısıyla Meryem oğlu İsa'ya da apaçık deliller verdik. Ve onu kötülükten arındırılmış ruhla, kutsal e, mukaddes ruh dediğimiz, kötülüklerden arındırılmış ruh, yani tahrif edilmemiş bir vahile destekledik. Allah'ın yasaları gereği bu elçilerden sonra gelenler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra anlaşmazlığa düşerek birbirlerini öldürdüler. Yani ayetteki bu açıkça inanç temelli cinayetleri ve baskıları mahkum etmektedir. Birisi yanlış olduğunu düşünsek dahi sırf inançları sebebiyle şiddet görmemelidir. Çünkü düşmanlık ancak zalimleredir kardeşlerim. Evet, 253. ayetin bu muazzam ayeti ki bütün ayetler muazzam ama her ayet başka bir muazzam öyle diyeyim. Ee, çok geniş bir perspektif sunuyor bağlılarına. Ve ayet devam ediyor. Onlardan kim vahye iman onlardan kimi vahye iman etti o ehli kitabın kimi de mesajın üzerine örttü. Allah'ın koyduğu yasaların gereği birbirlerini öldürdüler. Allah imtihan yasalarını böyle işlemesini istedi. Yani toplumsal yasalar böyle işliyor. Ee, keşke o yasalarda doğru tarafta yer alsalardı, yani tarihin doğru tarafında yer alsalardı. Burada da e, Yahudiliğin içinden çıkan Nasara'nın tavrını hatırlatıyor ve siz de Nasara nasıl Yahudiliğin içinden çıktınız? Muhammed'e de tabi olun diyor. Yahudilere de hatırlatıyor ve o da yine Muhammed'e tabi oraya bağlıyor. Böyle bir e, tabloyla ayeti bitiriyor. Evet haftaya inşallah 254. ayetten devam edeceğiz. Ee, var mıdır bir sorusu olan? Evet hocam Allah'ın kendisiyle iletişim kurduğu cümlesinde yani evet. Allah'ın peygamber olarak iletişim kurmadığı mı e, var mı ki? Hayır onu kastetmiyor Kur'an. Şunu kastediyor doğrudan iletişim yani çalının arkasından konuştu ya Hadis Musa, Musa için mi? Evet bu Musa'nın öne çıkan Şeyi Yahudiler diyor Moşe Moşe Rabenu yani Hz Musa bu kadar önemlidir çünkü Tanrıyla işte Sina'da da konuştu çalının arkasından konuştu yani onun öne çıkan özelliğini ortaya koyarak İsa Mesih'i reddediyorlar. Hocam bunu konuştunuz mu bu konuyu çalının arkasından? Allah'ın, e, Hazreti konuşma. Henüz gelmedik. Konuşma. Henüz gelmedik. E, tamam. Yani ben o konuda biraz e, şeyim yani sorularım var da o zaman gelmediysek sonra. Oraya gelince inşallah konuşuruz. Yani e, her ümmet kendi nebisinin, kendi Resulünün öne çıkan özelliğiyle övünüyor ve diğer Resulü bunun için reddediyor. Yani büyük Resulü. E, Allah da diyor ki bak o da, o da, o da e, hepsi zaten dediğim gibi Aynı şeyin sözcüleridir. farklı özellikleri vardır. Peygamber yarıştırmayın diyor. Ee, böyle bir şey ana tema bu. Yani peygamber yarıştırmayı ve bunun için çatışmayı, e, anlamsız saçma bulan e, şeytani bulan hatta şeytanın bir kandırmacası olduğunu söyleyen bir mesajla karşı karşıyayız. Hocam, ben Bakara 252 ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bilhak kelimesiyle bir hak kelimesinin bir anlamı gerçekler, gerçek. İkincisi de bir amaç için anlamı var. Evet. Burada şöyle Hazreti Muhammed'e bu hitap. Ee, i̇şte bunlar, bu anlattığımız şeyler siz sana ve müminlere öğüt ve rehberlik amacıyla anlatılan gerçeklerdir şeklinde söylesek daha anlamlı olur. Evet, anlam böyle daha yerine oturuyor. Bunu dikkate alalım. Çok güzel bir e, mevzuyu daha e, Şumurlu olarak anlatıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Hocam ders bitince lütfen söz alacağım ben. Tamam. Peki. O zaman e, bu oturumuzu sonlandırıyorum. Haftaya görüşmek üzere inşallah.